Merhaba arkadaşlar, özel integral çarpanlarının bulunması hakkındaki son videomuza geldik. Bu videomuzda özel bir çözüm yapmayacağız, sadece e, ödevlendirme olarak aslında size bazı fonksiyon fonksiyon demeyelim, bazı integral özel integral çarpanlarının nasıl bulunabileceği hakkında birkaç ipucu verdikten sonra bunları size bırakacağım karşınıza geldiğinde şaşırmazsınız. Şimdi bu bizim için çok önemliydi. Bu vatandaşa bir sürü yıldız attıydık. Her şey buradan çıkıyor zaten. 3 videodur ben kanıtladım. Geçen videoda sizin ara işlemleri yapmanızı istedim. Bu videoda da aslında sizin ara işlemleri yapmanızı isteyeceğim. Şimdi böyle turuncumuzu alalım. Arkadaşlar şu vatandaşı bir önceki videoda yap dedim. Eğer şu şekilde bir terim varsa şöyle yazdıydık hatta. x çarpı dy artı y çarpı dx. Bu şekilde bir terim varsa integral çarpanın bak hangi şekilde olabilirdi? u eşittir x çarpı y şeklinde. Neden? Bunun diferansiyelini aldığında du burada çarpımın iki fonksiyon çarpım şeklinde olduğu için diferansiyeli o şekilde uyguluyorum. y çarpı dx artı x çarpı dy. Bak gerçekten de bu burada var değil mi? Dönüşüm uyguluyorum gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunları uzun uzun örnek yazmayacağım. Çünkü o kadar çok çeşitli integral çarpanı olabilir ki yani bitmez. Şimdi ikinci örneğimizi inceleyelim. Bak burada. X bölü Y şeklinde bir integral çarpanı istiyor adam. Yani U eşittir X bölü Y olsun diyor. Yani karşısına çıkarsa Nasıl yapacağım deme. Her taraftan diferansiyel al, bak gördün mü? Hop. Demek ki bu şekilde bir terim varsa integral çarpanı ona göre ayarlayabilirsin. Fakat her zaman integral çarpanı benim adayım oluyordu. Belli bir koşulu sağlarsa o integral çarpanı o yöntemde bulabiliyordum. Unutma, o koşulda yazmayı unutma. Şimdi buna gelelim. Bu da yukarıdakinin kardeşi gibi. Bu sefer y bölü x şeklinde olacak. Yani burada u eşittir. y bölü x dedikten sonra artık dönüşümü uygulayacağım. Yani bu şekilde bir terim varsa acaba bunu yapabilir miyim? Benim için integral çarpanı adayım olacak. Aynı şekilde son iki çeşidimize bakalım. Son iki çeşidimizde burada değişik art bir şeyler falan diyor. Şu şekilde bir integral çarpanı varsa acaba benim U dediğim şey o olabilir mi? Her taraftan diferansiyel aldığında gerçekten de bu ifadeye dönecek. Benim yine koşulum vardı unutma onu. O koşulu sağlıyorsa integral çarpanım bu değişkene bağlıdır. Yani u gördüğüm yere arctanjent y ye böyle x yazacağım falan. Bu biraz daha e, bir zorlayıcı biraz ama yine de bu şekilde karşınıza çıkabilir. Bunların örnekleri de var. Son. Çeşidimize bakarsak şöyle işaretleyelim. Bu şekilde bir terim görüyorsan. Hmm, ilginç. bu şekilde bir terim varsa integral çarpanın şu şekilde olabilir diyor. Elen integral çarpanı demeyelim de integral çarpanın değişkenini. Buna u demiş adam. E, her taraftan diferansiyel alırsan şu şekilde bir ifade geliyor karşına. Peki bu şekilde gelen ifadeyi. Unutma bak şu yıldız yazdık. Bunu kopyalayalım. Aşağıya yeniden yapıştırayım ben. Buradan anlatalım. Burada değişik işlemler yapmıyoruz aslında. Bayağıdır 3-4 videodur. Aynı işlemleri yapıyorum. İşte lambdaları bir tarafa topluyorum. Bak şuradaki bu işlem vardı ya. Bunu ne yapıyordum ben? Lambda bölü lambda u. E, lambda dedim. Del bölü del. Del bölü del. X yapıyordum değil mi? Şurası neydi arkadaşım zaten? O'nun x'e göre kısmi türevi. E sen U'yu bilmiyor musun? X'e göre kısmi türev alamaz mısın? Alabilirsin. Aynı işlemlerle yine yapıyorsun. Yine yaptığında o integral e üzeri bilmem ne bilmem ne d O. buradaki arkadaşım sadece u'ya bağlı bu sefer u um, ln y bölü x yani ln y bölü x'in bir fonksiyon şeklinde yazılabiliyorsa e, o zaman senin integral çarpanın bu şekilde hesaplanıyor lütfen hani kaç tane yazdık bayağı yazdık 1 2 3 4 5 5 tane 4 tanesi için. Yani en azından pembe yeşil ve bu renkli olanı gösterirseniz sizin yararınıza olur. Karşınıza geldiğinde artık daha değişik integral çarpanlar geldiğinde mantığın nasıl olduğunu da kolaylıkla çözebilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. İleriki konularda görüşmek üzere.